Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Arkadaşlar ayet 15'ten devam ediyoruz. Bu ayetten öncekilerle münasebetlerine gelince Rabbimiz önceki ayetlerde nikah, miras hususunda erkek ve kadınlarla ilgili ahkamı açıkladıktan sonra bu ayetlerde de haram olan bir şeyi işledikleri takdirde kadınlar hakkında verecek ahkamı açıkladı. Ardından da onlara zulmetmek, mehirlerini yemek ve insan şerefine yakışır bir şekilde muamele etmekten de ne yaptı? Sakındırdı. Kelimelerin izahına gelince vellati, o hanımlar ki demektir, elleti kelimesinin kayda dışı camidir. El fahişe, çirkin fiil demektir. Velledani, ikisi manasında olup elleti kelimesinin tetniyesidir. Ettevbe aslında dönmek manasındadır. Bunun gerçek mahiyeti yapılan çirkin fiilden pişmanlık duymaktır. Kerhan, fethasıyla ker birisi, birisini bir şeye yapmaya zorlamak manasındandır. Ta'duluhunne, onları engellersiniz demektir. Bir kimse bir kadını evlenmesine engel olursa adalel mer'a, kadını engellendi veya kadını engelledi denir. Buhtanen, zulüm demektir. Buhtan aslında kendisine buhtan edilen şahsın duyduğu zaman şaşıracağı bir yalan demektir. Efda, ona ulaştı, onunla halvet oldu. Yani genişlik manasına gelen fada kökünde türemiştir. Yani halvete girdiler. Yani bizde gerde girdiler. Öyle diyelim. Mithakan galida, kuvvetli söz manasındadır. Sebebin üzerine gelince. Rivayete göre cahiliye devrinde bir adam öldüğünde geriye bıraktığı eşinde değil de başka eşinde olan oğlu ve velisi gelerek, İslam'dan önce bir adam eğer ölürse, öldüğü zaman geride karısını bırakmış ya, karısı kalmış ya, eşinde değil de, yani o eşinde değil de başka eşinde olan, yani bir nevi kadın üvey oğlu olan veya velisi gelerek kadın üzerine elbise atar, adamın malına varis olurdu. Varis olduğu gibi karısına da varis olur yani. Adamın malı da onun olurdu, karısı da onun olurdu. Yani kim önce girdi, ölen kadının, adamın, karısının üzerine, bu ise üvey olursa, olsun ise başkası, attığı anda ne yapar? Hem adamın malını alırdı, hem de adamın karısına sahip olurdu. Dilerse önceki mehir ile o kadınla kendisi evlenir, isterse mehirini alarak kadını başkasıyla evlendirirdi. Rabbil alemin olan Allah, يَا يُهَلَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَلِيثُ نِسَاءَ كَرْهَا. Ey iman edenler! Kadınların zorla varis olunmaz size, olmanız size helal değildir ayetini indirdi ve bu cahili ayetini kaldırdı. Tefsire gelince وَالَّاتِي يَأْتِنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِسَاكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةَ مِنْكُمْ. Zina eden kadınların zina ettiklerine dair hür Müslümanlarda dört erkeğin şahitlik etmesini isteyin. Yani zina ettiklerine dair bu kadınlarınız ne yapın? Tutun bunları, zina ettiklerine dair dört tane hür Müslüman erkek ne yapsın? Dört Müslüman hür erkek şahitlik etsin. فَاِنْ شَهِدُ فَمْسِكُهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّهُنَّ الْمَوْتِ. Suçları şahitlerle sabit olursa, hani şahitler şahitlik ettikten sonra bunların suçları artık ortaya çıktı, sabit olursa onları ölünceye kadar evlerinde hapsedin. اَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. Ve Allah onlara bir yol açıncaya kadar, yani bir yol göstereceğe kadar. İbn Kesir der ki, İslam'ın başlangıcında bu konuda hüküm şöyleydi. Yani zina eden bir kadın dört tane şahit, kesin olarak görmüşler Müslüman, hür dört erkek şahit, falanca kimsenin zina etti, sabit olmuştur. Falanca kadın zina etti, sabit olmuştur. Diye bu mesele sabit olursa ne olurdu? Şu olurdu. Kadın zina etti, adil delille sabit olunca evine hapsedilir, ölünceye kadar orada çıkmazdı. Nihayet Allah Nur suresinde celde verec hükmünü getirip de hükmü ne yaptı? Bu hükmü kaldırdı. Yani daha sonra Nur suresinde zina eden işte muhsanat ve gayrimuhsanat, yani
evli ve evli olmayan kimselerin yapmış oldukları işlemiş oldukları suçun cezasına dair hüküm gelince bu hüküm ne olur? Nesedildi. وَالَّذَانِ يَأْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَآذُوهُمَا İçinizde bu fuhuşu yapan iki taraftan kınama ve azalama ve dövmek suretiyle ceza verin bunlara. Burada اَلَّذَانِ iki kişiden maksat zina eden erkek ve kadındır. Ancak talip yoluyla müzekker lafı zikredilmiştir. فَاِنْ تَبَ وَاَسْلَحَ فَاَرِضُ عَنْهُمَا Eğer bu kötü fiilde tevbe eder ve hallerini ıslah ederlerse onlara eziyet etmekten vazgeçin. Yani bu hallerinde tevbe ederlerse, vazgeçerlerse ne yapın? Onlara eziyet etmekten vazgeçin. Niye? اِنَّ اللّٰهَ كَانَ تَوَّابًا رَحِيمًا Allah tevbeleri çok kabul eder, rahmeti bol olandır. Fahru Razi der ki, Kadına evde hapsedilme erkeğe ise çeşitli şekillerde eziyet etme cezası vermesinin sebebi şudur. Kadın ancak evde çıktığı zaman örtüsüz olarak halk arasında dolaştığında zina hatasına düşer. Evde hapsedildiğinde bu suç vesilesi ortada kalkar. Erkeğe gelince onu evde hapsetmek mümkün değildir. Çünkü o kendisinin ve aile efradının geçimini temin etmek için dışarı çıkma ihtiyacı söz konusudur. Şüphesiz bunların cezaları da farklı olmuştur. اِنَّمَا تَوَّتُوا عَلَى اللّٰهِ لِلَّذِينَ يَعْمَلْنَ سُوءَ بِجَهَلَةٍ ثُمَّ يَتُوبْنَ مِنْ قَرِيبٍ Allah'ın kabul edeceğim diye söz verdi tevbeyi bilmeyerek. Yani Allah'ın kullarım bana tevbe etsin ben tevbeyi kabul edeceğim diyor ya Rabbimiz. Rabbimiz diyor ki kullarım yani tevbe etsin ben onun tevbesini kabul edeceğim. Ben yani afur rahim diyor. Mesela ben çok mağfiret edeceğim diyor. İşte söz verdi tevbeyi bilmeyerek. Yani bilmeyerek bir masiyet işleyip de bunun çirkinliğini ve sonunun kötülüğünü anladıktan sonra yani bir masiyet işleyip de cahilliği de bilmediği halde cahilliği yaparak böyle bir suç işler. Daha sonra pişman olup da ölmeden önce çabucak tevbe ederse bu kimsenin tevbesi makbuldür. فَاُولَٰيْكَ اَتُوبُ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا İşte Allah bunların tevbelerini kabul eder. Allah yaratıklarını Celle ve Ala, Allah yaratıklarına karşı nedir? Allah Celle ve Ala pek iyi bilir, koyduğu kanunlarda da hikmet vardır. Şimdi Allah yanlışlıkla tevbe edip de yanlışlıkla yani suç işleyip işte Allah'ın haram kılmış olduğu bir işi yapan kimse ne yapar? Hemen bu yanlışın ardından ne yapar? Tevbe eder. Allah böyle kimselerin tevbelerini kabul eder. Ama bir de şöyle kimseler var. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذ۪ينَ يَعْمَلْنَ السُّوءَ حَتَّى سَيَّئَاتٍ حَتَّى اِذَا حَدَرَ اَحَدَهُمْ مَوْتُ قَالَ اِنِّي تُبْدُ الْآنِ Ama suç işleyip de nihayet ölüm geldiği anda ben şimdi tevbe ettim diyen kimse. Adam her türlü masiyeti işlemiş. Her türlü suçu işlemiş. Ne oldu? Ölüm geldi kendisine çattı. Sekerat-ül mevt dediğimiz şey geldi kendisine çattı. Ben şimdi tevbe ettim diyor adam. İşte böyle diyen kimsenin tevbesi kabul olunmaz. Bu zor durumda kalmış kimsenin tevbesi ne olur? Makbul olan bir tevbe değildir. Bu tevbe-i yeistir. Yani adam ümitsizliğe düştükten sonra tevbe ediyor. Artık işleyeceği masiyeti kalmamış. Efendim söyleyeyim her türlü masiyeti işlemiş ve nihayetinde ölümü gelmiş. Artık ölümle karşı karşıya gelmiş. Bu durumda ne olur? Bu durumda adam diyor ki ben tevbe ettim. Böyle kimsenin tevbesi makbul değildir. Yani her türlü suçu işleyeceksin. Her türlü masiyeti işleyeceksin. Allah'a karşı her türlü cürümü işleyeceksin. Tam ölüm sekeratına yaklaştığın zaman ben şimdi tevbe ettim. Anda böyle kimsenin tevbesini kabul etmez. Onun için Ehl-i Sünnet ve Cemaat'in itikadına göre yani tevbe yeis, makbul olan tevbe değildir. Yani kişinin işte Allah'ın azabını veya işte ölümü ve benzeri durumlarla karşılaştıktan sonra yapmış olduğu tevbe değil. Ah hastalığın... O durum başka. Nitekim hadiste can çekişme durumuna gelmedikçe Allah kulun tevbesi kabul eder. وَالَّذ۪ينَ يَمُوتُونَ هُمْ كُفَّارٌ وَهُمْ كُفَّارٌ Kafir olarak ölenlerin ölüm andaki imanları kabul edilmez. اُولَٰي كَاتَرْنَ لَهُمْ عَذَابًا اَل۪يمًا İşte onlar için elin verici bir azap hazırlamışızdır diyor Rabbimiz. يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا Ey iman edenler! Kadınların veraset yola bir insandan diğerine kalan eşya haline getirmeniz ve kocaların ölümünden sonra onları bir miras malı gibi zorla almanız size helal değildir.
İbn Abbas der ki, cahiliyet zamanında bir kimse ölünce velileri, yani geride bıraktığı akrabaları, karısını almaya hak kazanırlardı. İsteseler onlarda biri onunla evlenir, isterse kadın başkasıyla evlendirebilirdi. Dilerlerse kadın evlenmesine de mani olurlardı. Veliler işte diyelim ki, mesela diyelim ki, işte kocasıysa kocasının kardeşleri, babası ve işte yeğenleri ve başkaları. Nasıl olsa bu bizim değerlerdi, onunla isteseler evlenebilirlerdi. Efendim söyleyeyim, isteseler onu işte bir başka birisi evlenirlerdi. İsteseler hiç evlenmesine müsaade etmezlerdi. Affedersin, yani Semer gitti, eşek nasıl da bizim mantığı, Allah mantığı. Biraz evet. Kafa konuşuyor. وَلَا تَعْدُلُهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا أَتَيْتُمَا هُنْ Onların evlenmesine engel olmanız veya mehir olarak verdiklerinizin bir kısmı ele geçirmeniz, onlara baskı yapmanız helal değildir. Onlara ne yapmanız? Onlara evlenmesine engel olmayınız. Ve vermiş olduğunuz mehrin bir kısmını almanız, مَا أَتَيْتُهُنَّ Onlara vermiş olduğunuz bir kısmını almanız size helal değildir. İlla ancak ne zaman siz onlara farklı muamelede bulunabilirsiniz? İlla en yetnime bi fahişeti mübeyne. Ancak onlarda apaçık bir fuhuş işlemeler yani izin etmeleri halinde baskı yapar, evde ne yapabilirsiniz? Hapsedebilirsiniz. Çünkü bunlar insanın normalde hani berat-ı asiye dediğimiz mesele var yani asıl olan insanın bütün işte şüphelerden, efendim söyleyeyim suçtan beri olmasıdır. Ama artık o berat-ı asiye dediğimiz şey kalktığı zaman ne olacak? Eğer böyle bir suç işlerlerse, böyle bir cürüm işlerlerse bu durumda onlara ne yapabilirsiniz? Onlara işte hapsi ve benzeri şeyler yapabilirsiniz. İbn Abbas, apaçık fuhuşta maksat kadın kocasına karşı isyan etmesi ve huzursuzluğu çıkartmasıdır. İbn Abbas ayete göre illa ayetine bir fahiş edin mübeyne. Ancak onlardan apaçık bir fuhuş görmenizi ne olarak tevil etmiş İbn Abbas, ne olarak yorumlamış demiş ki bunda maksat kadın kocasına karşı isyan etmesi. Kimsin sen ya mesela gibi veya huzursuzluk çıkartması. Ve aşiruhunne bil ma'ruf. Ama onlarla maruf bir şekilde geçinin. Yani Allah size bakın ayetin devamı ne diyor? Ve aşiruhunne bil ma'ruf. Yani Allah'ın emrettiği şekilde güzel söz söyleyerek, güzel muamele ederek onlarla geçinin. Güzel söz söyleyin kadınlara. Zaten kadınlar öyle değişik varlıklar ki güzel bir söz duydukları zaman bütünüyle değişiyor böyle bir şey. İşte onlar ne yapıyor? Ve aşiruhunne bil ma'ruf. Marufla onlarla geçin yani. Güzel söz söyleyin. De ki dünyada senden başka zaten benim kimim var ki mesela desen. Değil mi? Dünyada sen olmasan benim bu hayatta ne işim var gibi mesela. İşte veya daha başka örnekler de verebiliriz. Ve aşiruhunne bil ma'ruf. Yani marufla onlarla ne yapın? Geçinin. Ne demek yani? Hem onlarla ister sözlü muamelede isterse efendim söyleyeyim fiili anlamda ne yapın? Onlara Allah'ın emretmiş olduğu maruf olan şey neyse bunu yapın. Fe in keritumhunne فَعَسَا اَنْ تَقَوْ شَيْءًا وَيَجْعَ اللّٰهِ ف۪ي خَرًا كَثِرًا Onlarla geçmekten hoşlanmanız da onlara karşı yine de sabırlı olun. Onlarla geçmekten hoşlanmazsanız da فَاِنْ كَرِتُمُونَّ Eğer onlar yani çirkinlik durumu söz konusu olursa geçinemiyorsunuz. Hoşunuza gitmeyen şeyler var. Yani böyle bir şey var ya bakın yuvanın korunması, neslin korunması, kadının onurunun korunması, erkeğin izzetinin korunması ne kadar önemli durumlar bunlar. Bugün mesela ne yapıyorlar? Karı koca. Küçük bir şey diye bakıyorsunuz hiçbir hani eskilerin ifadesiyle bir ceviz kabuğunu doldurmayacak olan bir şey veya fındık kabuğunu doldurmayacak olan bir şey gündem oluyor diyor ki tamam biz bitirdik. Ya nedir? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz? Hani biraz sabredin yani. Siz bugün pişmansınız ama bir buçuk sene sonra birbirimize ihtiyaç duyacaksınız ki öyle oluyor. Bir sürü vakalar var. Adamlar ayrılmışlar. İki çocuklar varmış. Aradan 3 sene geçmiş. Eyvah demişler biz ne yapmışız? Biz bir daha birleşmemiz lazım. Hani dün biraz daha babamın ifadeyle baltayla sopayla kavga edenler bugün aradan 3 sene geçmiş tekrar birleşmek istiyorlar. Böyle kolay bir şey değildir yani. Çünkü Allah kadınla erkeğin arasında ülfeti yaratacağını onları ülfet sebebi yani efendim söyleyeyim geçinme, kaynaşma, muhabbet etme, sohbet etme. Mesela kadınla koca çoğu zaman birbirine sırlarını verirler. Belki kadın veya koca annesine babasına veya yakına vermemiş olduğu sırrı karı koca arasındadır mesela. Yani bunun örnekleri de vardır. Bizim yaşamış olduğumuz yerlerde mesela bazı komşularımız vardı. Adam karısını yani Allah selamet versin öyle bir şeyle döverdi ki akıllara zarar. İnsana gidip araya girdikleri zaman da derler ki o benim kocamdır size mi kalmış o beni dövebilir derdi mesela. Yani böyle garip durumlar da mesela söz konusu. İşte
Eğer onlarla geçmekten hoşlanmazsanız onlara karşı yine de sabırlı olun ve iyiliğe devam edin. Umulur ki Allah size onlarda seveceğiniz salih bir çocuk verir. Asa fa asa en tegav şeyin ve ecanla fi hayrin ketira. Yani umulur ki Allah onlarda size güzel, büyük hayırlar vaat eder. Yani buradaki hayır nedir? Belki size çocuk verir, belki de hoşunuza gitmeyen şeyler birçok hayır vardır. Hadiste hiçbir mümin, erkek mümin kanına buğz etmesin. Çünkü ona hoşlanmalı bir huy varsa, hoşlandığı bir huy mutlaka vardır. Buyurun bakalım. Yani hoşlanmalı bir huy var ama onun hoşlanmalı huylar varsa, hoşlandığı huylar da söz konusudur. Rabbimiz kadını boşadıktan sonra mehirden herhangi bir şey almaktan sakındırarak şöyle buyurdu. Şimdi biliyorsunuz insanlar işte özellikle günümüzde hayatlarını hevalarına göre ikame etmeye çalışan kimseler ne yaparlar? İşte evlendikleri zaman canım cicim işte fındır sürüm şunu bunu ederler ama boşanacakları zaman da hiçbir ilkeyi tanımazlar. Yani hakaretler, küfürler vesaire. Ama Rabbimiz bize emretmiş oldu. Evet. Belki ki boşanma da olsa ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki talak Allah'ın hoşlanmamış olduğu bir durumdur. Yani Allah'ın hoşlanmadığı mesele bir tanesi talaktır. Böyle bir durum vaki olursa bunu da Müslümanca hani bir Müslümana yakışır bir vakarla ne yapmak lazım? Bu meseleyi halletmek lazım. İşte böyle bir boşanmalar söz konusu olduğu zaman cahiliyede ne yapıyorlar hemen insanlar? İşte hayatlarını hevalarına göre yaşayan kimseler işte kadının aleyhine her ne şeyler varsa bunu kullanıyorlar. Aynı şekilde kadın erkeğin aleyhine ne varsa bunların hepsini kullanıyor. Hayır bunların bir durum söz konusu değil. Veya diğer nikah esnasında işte falanca şey ben buna mesela mehir olarak verdim diyen bir kimse nikah Allah korusun biteceği zaman ne diyor? Yani diyor ki işte asla ben böyle bir şey dememiştim. Her şeyi geri alabiliyor. Bu Müslümanın ahlakı değildir. Peki nedir? İşte Rabbimiz diyor ki kadına boşandıktan sonra verdikleri mehirde herhangi bir şey almaktan sakındırarak ve in aradtum istibdala zevcin ma kana zevcun ateytum ihtahunna in tara fala ta'khudu minhu shay'an. Ey müminler, boşadığınız bir kadını yerine başka bir kadına evlenmek istediğiniz takdirde onlarda birine yığına uğraşan büyük miktarda mehir vermiş olsanız dahi o mehirde az da olsa bir şey geri almayın. Kantar yani yığın altınlar işte mallar yiyin verseniz ne yapmayın onları da geri almayınız. Yani da Rabbimiz çok önemli bir şey hatırlatıyor. اَتَأْخُدْنَا بُحْتَانًا وَاِثْمَ مُبِنًا. Siz onu haksız yere ve zulümle geri mi alıyorsunuz? Bu istifam inkarıdır. Yani geri almayın demektir. اَتَأْخُدْنَا بُحْتَانًا وَاِثْمَ مُبِنًا. Siz onu günahlara bir apaçık bir şeyle mi alacaksınız? Böyle bir şey yapmayın. Almayın demektir. Yani da Rabbimiz daha da önemli bir şey hatırlatıyor. وَكَيْفَ تَعْخُمْ يَوْقَدْ اَفْلَا بَعْضُكُمْ لَا بَعْضُ. Karı koca hayatı yaşayıp yani وَقَدْ اَفْلَا بَعْضُكُمْ لَا بَعْضُ. Yani birbirine afla, yani burada afla şeyi kinayedir. Nedir kinaye? Yani siz birbirinize yattınız, birbirinize beraber oldunuz, aynı yatakta yattınız. Buna rağmen bu mehri nasıl geri alırsınız? Yani bu hatırda mı yok yani? Bu kadar güzel şeyler beraber yaşadınız. Üstelik onlar size sağlam ve kuvvetli bir ahit de ve ahadna minkum mithaqan galida ve aynı zamanda onlar size kuvvetli bir misak da aldılar. Yani ne dediler siz bize, yani nikah esnasında ne dediniz? Dediniz ki biz bunu ne yapacağız efendim söyleyeyim? Nehir olarak veriyoruz. Mücahit demiştir ki sağlam ve kuvvetli ahitten maksat nikah ahdidir. Nikahta neydi? Belliydi değil mi? Sen bunu mehir olarak vereceğini. Şimdi niye geri döndün? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi vermiş olduğu şeye geri dönmesi bir kişinin affınıza mahcup olan kustuğu şeye geri dönmesi gibidir. Yani vermiş olduğu hibeyi tekrar geri almaya yetinmesi kustuğu şeye geri dönmesidir. Belki bununla direkten alakalı olmayabilir ama dolayı da evet. Hadiste kadınlar hakkında Allah'tan korkunuz. Çünkü siz onlara Allah'ın emaneti olarak aldınız. Allah'ın emriyle onların namuslarını helal ediniz diyor Allah'ın Nebisi Aleyhisselatü Vesselam. Edebi sanatlar bölümüne gelince burada birçok edebi sanatlar vardır. Bir yetevaffahunnel mevt. Onlar yani ölüm onları öldürünce cümlesinde mecazi akli vardır. Allah ve melekleri öldürdüğünde demektir. Ve ahadna minkum mithaqan galida. Sizden kuvvetli bir söz aldı cümlesinde istihare vardır, gizlilik vardır. Allah burada misak lafzını şer'i akid
yerinde müstahar olarak kullanmıştır. Fe in teva, ikisi tevbe ederse ile tevvaben tevbe kabul eden ve kerihtu muhunne, onlardan hoşlanmazsınız ile en tekrahu, hoşlanmamanız kelimeler arasında cinas-ı mugayre vardır. Ve ateytum ihdahunne kintara, onlarda birine yığınla mal vermiş de olsa olmanız cümlesinin bu ana sanatı vardır. İşin önemini vurgulamak içindir. Tevayette ise ve kad afla ba'duk mina ba'd, birbirinizle hayat yaşadınız. Ayetinde Allah müminlere yüksek ahlakı öğretmek için cima yerine, yani cinsi münasebet yerine bizim demiş olduğumuz cima yerine kina olarak ifda lafzını kullandı. İbn Abbas şöyle der. Bu ayetteki ifda lafzı cima manasındadır. Fakat Allah kerimdir, cömerttir ve kinaya yapar. Kina ile esasında buradaki ifda esasında cimadır. Ama Allah kina yaparak ne diyor? Celle ve Ala diyor ki وَقَدْ اَفْلَى بَعْضُكُمْ بَعْضٍ. Halbuki sizler ne yaptınız? İfda ile birbirimize faydalanmanız. Yani siz birbirimize cima ettiniz. Nasıl bunları unutup da tekrar hiçbir şey yokmuş gibi eski şeye hareket edebilirsiniz. Eski hatırlatıyor diyor ki onu hatırlayın, unutmayın yani. Böyle bir şey unutmayın. Bir uyarı. Hazreti Ömer radıyallahu anh, ey insanlar, bir hutbesinde kadınlara meyil vermekte aşırı gitmeyiniz dedim. Zira çok meyil vermek dünyada bir şeref ve Allah katına bir takva vesilesi olsaydı Allah Resulü size bundan daha layıktı. Yani Resulü bundan daha layıktı. Onun eşlerinde de kızlarında birine 12 o kadar fazla meyil takdir etmedi. Bir kadın kalkarak şöyle dedi. Ey müminlerin emiri dedi. Bakın bir kadın diyor. Ey müminlerin emiri. Allah bize verdiği halde sen bizi mahrum ediyorsun. Çünkü Allah diyor ki Celle ve Ala ne diyor Allah? Ve in arattum ve keyfe tehune ha ve in arattum istedane zevci makine zevci atetme ihtavne intara. Eğer siz onlarla birine yığınlarla yığınlara ulaşan büyük miktarda meyil vermiş olsanız da o meyilde bir şey almayınız buyurmuyor mu? Bunun üzerine Hazreti Ömer kadın doğru söyledi. Ömer de hata etti. Şimdi ilk dersin arkasında şöyle bir şey konuştuk kendi aramızda. Dedik ki günümüzde cahiliye, yani İslam'ın bir hayat tarzı olarak, İslam'ın Allah'ın insanlar için göndermiş olduğu yegane din olan İslam'ı öteleyip daha farklı ideolojilere, farklı hayat tarzlarına yönelen kimseler ne yapıyordular? Şunu yapıyordular. İşte Müslümanları ve İslam'a garazi olan kimseler Müslümanlara her fırsatta saldırarak veya İslam'ın ahkamıyla alakalı ne kadar mesele varsa bunlara saldırmak için de bir sürü bahane arıyorlar. Doğru mu? Mesela günümüzde özellikle kadınları sömüren kimseler ne derler? İşte derler ki biz insanlar demokrasi getirdik, herkes kendisini ifade ediyor. Halbuki bu Hazreti Ömer'in başına gelen olayda görüyoruz ki bakın Hazreti Ömer Müslümanların devlet başkanı. Bugün muhtar ile konuşurken insanlar kalkıp muhtara bir soru sormaktan korkuyorlar. Yani bugün modern dünyalarda hani modern olduklarını söyleyen kimseler. Ama Hazreti Ömer Müslümanların halifesi, bakın devlet başkanı, kalkıyor burada böyle bir hutbe veriyor. Hemen orada kendisine özgüveni olan, özgüveni demiyor da Allah'ın dinini gerçekten kavramış olan ve Allah'ın kendisine kitabında zikretmiş olduğu hükmü bilen kadın hiç tereddüt etmeden, utanma ki bizim toplumumuzda bir de böyle bir şey var. Yani gereksiz utanmalar söz konusu. Ne yapıyor? Hemen kalkıyor diyor ki ey müminlerin emiri, sen bizim emrimiz olabilirsin. Eyvallah. Ama bununla beraber Allah'ın bize vermiş olduğu bir hakkı sen bizim emrimizi aramazsın. Ben bunu sana hatırlatırım. Haberin olsun diyor. Hazreti Ömer de ne yapıyor? Hazreti Ömer kadın doğru söyledi. Ömer hata etti diyor. Yani Müslümanlar dediğim gibi öyle özellikle İslam'a garazi olan kimselerin itaat ettiği şekilde böyle Müslümanlar başlarında bir adam ne derse onun dedikleri doğrusu hareket ederler. Böyle bir anlayış yoktur. Şüphesiz ki en sırada bir topluluk bile, yani ilkel toplumlarda bile işlerini yaparlarken insana kendi aralarında herkesin bir görevi vardır. Bu Müslümanlarda da böyledir. Ama Müslümanlarda özellikle İslam'a düşman olan kimselerin Müslümanlara hitap ettikleri şekilde böyle bir hoca veya işte Efendimiz Süleyman din adamı olan bir adam bir şey söyleyecek, onun peşine giden herkese o dediklerini yapacak böyle bir şey yoktur. Müslümanlar her birisi bilinçlidirler. Allah'ın kendileri için emretmiş olduğu tevhid dinde haberleri vardır. Allah'ın kitabında haberleri vardır. Onların yeryüzündeki bir araya geliş gayesi bir adamın peşine takılıp gitmek kesinlikle söz konusu değildir. Müslümanların bir araya gelme gayeleri Allah onlara Celle ve Ala bir, kendilerini Müslüman olmalarını emretmiştir, bu bir. İkincisi bu dini öğrendikten sonra
bu dini en yakınlarına götürmeyi emretmiştir ve bütün dünyaya götürmeyi emretmiştir. Bir Müslüman da eğer Müslümanlar bir araya gelip de 3, 5, 10, 20, 30 fark etmiyor. Bir araya geliyorlarsa Müslümanların bir araya geliş gayesi şudur. Yeryüzünde Allah'ın emretmiş olduğu hayatın yani İslam şeriatının yaşanması, kişilerin bunu kendi şahıslarında yaşaması, bunu toplumların içerisinde yaşamış oldukları toplumlarına götürmesi ve bunu bütün dünyaya yayma gayretinden başka hiçbir şey değildir. Yoksa Müslümanlar bir kişinin peşine takılıp o ne derse onun dedikleri doğrultusuna giden kimseler değillerdir. Müslümanlar yeryüzünde bir gayeyi gerçekleştirmek için bir inancı, bir eylemi, bir işi gerçekleştirmek için bilinçli olarak herkes itikadının da yani itikadi olan yönünü de bilerek, ameli olan yönünü de bilerek bir araya gelir ki hem dünyada Allah'a karşı kulluk sorumluluklarını yerine getirme bir eve toplum olarak hem de ahirette Allah'ın onlara vaat etmiş olduğu mükafatları ve dereceleri elde etmek için Müslümanlar bunun için bir araya gelirler. Yoksa sadece bir kimsenin dediklerini yapmak için Müslümanlar yapmazlar. Bu o gün devrede onun için bu büyük kadın Hazreti Ömer'e böyle diyor. Bu bugün de böyledir arkadaşlar. Hiçbir Müslüman bizim başımızdaki adam ne derse biz onun dediklerini ver gideriz demez. Böyle bir anlayış da yoktur zaten. İslam böyle bir dinde değildir. Müslümanlar yeryüzünde bir gayeyi gerçekleştirmek için bir araya gelirler. Bunu da nerede alırlar? Allah'ın kitabında. Bunu da nerede alırlar? Resulü Aleyhisselatü Vesselam öğrettiği. Allah her şeyin doğrusunu bilip Rabbimiz öğrendiklerimiz amel etmeyi bize muvaffak eylesin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.